Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üstel fonksiyonlara başlayacağız. Ancak ne yapmamız lazım? İlk önce tabii ki üstlü ifadelerle ilgili bazı hatırlatmalar yapmamız gerekecek arkadaşlar. Onun için de burada ilk olarak ne yaptım? Üstlü ifadelerin tanımından bahsettim. A bir reel sayı ve N'de pozitif bir tam sayı olmak üzere arkadaşlar. N tane A'nın çarpımına A'nın neyinci kuvveti deniyor ve A üzeri N, A üssü N diye gösteriliyor. Burada A üssü N de A'ya taban, N'ye kuvvet veya üs diyoruz. Yani kısacası N tane A'nın çarpımına A'nın n'inci kuvveti, neyinci kuvveti veya işte A üssü N diye söylüyoruz. Yani 3 tane mesela 2'nin çarpımı ne oluyor? 3 tane 2'nin çarpımı 2'nin kübü ne? O da 8'e eşit oluyor arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi zaten kuvvetler pozitif tam sayı. Özel olarak arkadaşlar şunu belirtelim. A 0'dan farklı bir sayı olmak üzere herhangi bir reel sayının sıfırıncı kuvvetini de 1 olarak tanımladığımızı da belirtmek istiyorum. Herhangi bir, yani sıfırdan farklı herhangi bir reel sayının da birinci sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir arkadaşlar. Bunun dışında burada pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir diye söylemiş. Elbette ki bütün pozitif sayıların çarpımları tabii ki pozitif bir sayı olacaktır. Öte yandan negatif sayıların çarpımlarına bakalım. Onunla ilgili olarak da şurada yeni bir tane sayfa ekleyeyim. Bunun üzerinden gösterelim. Mesela eksi 2'nin birinci kuvveti kaça eşit? Eksi 2'ye eşit. Eksi 2'nin karesi neye eşit? Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımına eşit. Bu da neye eşit? 4'e eşit. Eksi 2'nin kübü neye eşit? 3 tane eksi 2'nin çarpımı. Bu da eksi 2'nin karesiyle, değil mi? Bu eksi 2'nin parantez karesiyle eksi 2'nin çarpımından, yani 4 çarpı eksi 2'den ne yapar? Eksi 8 yapar. Eksi 2'nin 4. kuvveti ise ne yapar? 4 tane eksi 2'nin çarpımı ve bu da ne yapar arkadaşlar? Eksi 8 ile eksi 2'nin çarpımından, çünkü şurayı bulmuştuk az önce, şurası eksi 2'nin kübü olduğu için bu da 16 yapar. Burada şunu gözlemliyoruz dikkat ederseniz. 1 tek bir sayı, 3 tek bir sayı. Dikkat ederseniz eksi 2'nin tek kuvvetlerinde sonuç negatif çıktı. Ama eksi 2'nin çift kuvvetlerinde ise sonuç pozitif çıktı. Yani N pozitif bir tam sayı olmak üzere arkadaşlar. Burada hatta 0'da olabilir. Pardon. Ne bir tam sayı olmak üzere diyelim. Şöyle yazalım. Ne bir tam sayı olmak üzere diyelim arkadaşlar. İlla pozitif olmak zorunda değil çünkü. Bir ve de ne pozitif ne bir tam sayı olsun. A da sıfırdan küçük bir reel sayı olsun, değil mi? A da sıfırdan küçük bir reel sayı olsun. Bu durumda A'nın çift kuvvetleri, A'nın 2n'inci kuvveti nedir? Sıfırdan büyüktür. Yani işte eksi 2'nin 4. kuvveti 0'dan büyüktür. Eksi 5'in 6. kuvveti nedir? 0'dan büyük bir sayıdır. Ve hatta onları şöyle yazabiliriz. Eksi 2'nin, onu zaten göstereceğiz de, eksi 2'nin 4. kuvvetinin 2'nin 4. kuvvetine eşit olduğunu veya eksi 5'in 6. kuvvetinin 5'in 6. kuvvetine eşit olduğunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz arkadaşlar. Öte yandan gene N bir tam sayı olsun. A sıfırdan küçük bir reel sayı olsun. Bu durumda A'nın arkadaşlar tek kuvvetleri sıfırdan küçük bir reel sayıdır. Eksi 2'nin kübü nedir? Sıfırdan küçüktür. Eksi 2'nin 5. kuvveti nedir? Sıfırdan küçüktür. Eksi 3'ün 7. kuvveti nedir?
sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Burada şöyle bir ayrım yapmak istiyorum yalnız arkadaşlar. Mesela şöyle bir durumumuz söz konusu olsun. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti nedir? Eksi 2'nin 4 defa çarpılması demektir. Ve bunun sonucunun da 16 olduğunu az önce söylemiştik. Öte yandan eğer parantez olmazsa eksi 2 üzeri 4 şu şekilde yazılırsa bunun anlamı şudur. 2'nin dördüncü kuvvetini al ve başına bir eksi koy. Yani eksi 1 ile çarp. Değil mi? 2 üzeri 4'ü eksi 1 ile çarpmış bu. Bu ne demektir? Şu şekilde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani bu nedir? Eksi 16. Demek ki ne durumu söz konusu olacak arkadaşlar? Eğer çift kuvvetler söz konusuysa o zaman şunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Dikkat ederseniz işte eksi 3'ün mesela 6. kuvveti neye eşit olmaz? Eksi 3'ün parantez kuvveti parantez içerisinde 6. kuvvetine eşit olmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Yani parantez var mı yok mu? Bu önem arz ediyor. Ne zaman? Kuvvet çift olduğunda. Eğer kuvvet çift olmazsa, taban negatif olduğunda çift kuvveti bir tek kuvvet alıyorsak, o zaman tabii ki bunlar birbirine eşit olacaktır. Şöyle ki, eksi 3'ün, yani eksi 3 üzeri 7 neye eşit olacaktır? Eksi 3'ün 7. kuvvetine eşit olacaktır. Neden? Çünkü eksi 3'ün 7. kuvveti de negatif bir sayıdır. 3 üzeri 7'nin eksi çarpımı da negatif bir sayıdır. Bunlar o yüzden birbirlerine eşittir. Mesela şöyle göstereyim. Eksi 2'nin kübünü alayım. Bu nedir? Eksi 2'yi 3 defa çarp demektir, değil mi? Bunun da sonucunun eksi 8 olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Eksi 8. Peki eksi 2'nin kübü neye eşittir? Bu da eksi 2 çarpı 2 çarpı 2'den. Bu da eksi 8 eşit. Gördüğünüz gibi. Eksi 2'nin 3. kuvvetiyle 2'nin 3. kuvvetinin eksilisiyle eksi 2'nin kübü ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Yani tek kuvvetlerde böyle bir durum söz konusu değil. Bir ayrım yok. Bir eşitsizlik söz konusu değil ama çift kuvvetlerde arkadaşlar ve negatif tabii ki sayılar için dikkat ederseniz eksi 2'nin parantez içerisinde eksi 2'nin 4. kuvvetiyle 2'nin 4. kuvvetinin negatif işaretlisi birbirinden farklı çıkıyor. Lütfen bunlara arkadaşlar dikkat edin. Şimdi konumuza geri döneyim. Burada üstte ifadelerin üstü alınırken üstler çarpılır diye söylemiş. Onu da hemen gösterelim. Ne demek olduğunu anlatalım size. Üst ifadelerin üstünü almak ne demektir? Yani A'nın M'inci kuvvetinin N'inci kuvvetini alıyorum. Bu ne demek? Şimdi A üzeri M'yi hesaplayalım. A üzeri M dediğimiz nedir? A üzeri M dediğimiz. Hatta onu şu aşağıda yazayım. Daha şey olsun. Değil mi? Bu nedir diye bakalım. A üzeri M'yi hesaplayalım. A üzeri M arkadaşlar. M tane A'nın çarpımına eşittir. Burası M tane A. M tane A'yı ne yaptım? Çarptım. Şimdi diyor ki A üzeri M'nin neyinci kuvvetini al. Yani A üzeri M'nin neyinci kuvveti ne demek? A üzeri M'leri ne yap? N defa çarp demek. Burası N defa çarpılacak. Öyle değil mi? Peki A üzeri M yerine ne yazabilirim? Onu başka bir renkle isterseniz belirteyim. A üzeri M'nin yerine ne yazabilirim? A çarpı A çarpı A. Burada kaç tane var? M tane var, değil mi? M tane var. Bu birinci A üzeri M. Sonra ikincisini yazıyorum. Gene M tane A'nın çarpımı var. Bu şekilde ne yapacağım? N'inci A üzeri M'yi de işin içine kattım. Bu şekilde çarpılan kaç tane terim var toplamda? Toplamda bu şekilde çarpılan N tane ne var? A üzeri M var. Peki kaç tane A oldu? Bakalım bütün bu A'ların hepsini çarpmaya kalkıştığımız zaman A çarpı A çarpı çarptığımız zaman kaç tane A'yı çarpmış oldum ben? Bakın N tane ne çarptım? M tane A'yı çarptım.
Yani burası M çarpı N tane A olacaktır. Burası, bu da ne demektir? A üzeri M çarpı N demektir arkadaşlar. Yani örnekle göstereyim daha rahat anlamamız için. 2'nin karesinin 3. kuvvetini hesaplamamız isteniyorsa bunun anlamı şu: 2'nin karesini 3 defa çarp demek, değil mi? Bu 3 tane 2'nin karesini çarpıyorum. Çok güzel. Çarpacağım. Başka bir renge geçeyim. 2'nin karesi ne demekti? 2 tane 2'nin çarpımı demekti, değil mi? 2 tane 2'nin çarpımında ne yapacağım? Bakın, burada 2 tane var. 2 tane. Burada 2 tane. Burada da 2 tane var. Ve bunların da toplam kaç tanesini çarpıyorum? Bu şekilde 3 tanesini çarpıyorum. Toplamda kaç tane 2 çarpmış oldum ben? Bakın, 3 kere 2, 6 tanesini çarpmış oldum. Yani cevabım ne oldu? 2 üzeri 6 oldu. Peki, şimdi madem ki 2'nin karesinin 3. kuvveti 2'nin ikinci kuvveti şey 2 2'nin 2 ile 3. kuvvetinin çarpımını eşitmiş, değil mi? 2 ile 2'nin 2 çarpı 3. kuvvetini eşitmiş. Peki çarpmanın değişme özelliği var mıydı? 2 ile 3'ün yerinin değişmesi bir şeyi değiştirir mi? Değiştirmez. Bu 2 üzeri 3 çarpı 2'ye eşittir. Bu da 2 üzeri 3'ün karesine eşittir. Gerçekten de arkadaşlar, yani ben 3 tane 2'nin karesini çarpmakla 2 üzeri 6 buluyorsam, değil mi? 2 tane 2 üzeri 3'ü çarparak da gene 2 üzeri 6 elde ederim. Bakın, onu da gösterelim, ispatlayalım. 2'nin kübünün karesi. 2'nin kübünün karesi ne demektir? 2 tane 2 üzeri 3'ü çarp demek, değil mi? 2'nin kübünün karesi demek. 2'nin kübünden 2 tanesini çarp demek. Peki 2'nin kübü ne demekti? 3 tane 2'nin çarpımıydı. Bunlardan kaç tanesini çarpacağım? 2 tanesini çarpacağım. Şunlardan 2 tane, değil mi? 2 tane var, gördüğünüz gibi. Burada 3 tane var. Burada 3 tane var. Toplam kaç tane olmuş oldu? Toplam 6 tane ne oldu? 2 oldu. Bu da 2 üzeri 6. Yani 2, şöyle yazayım. Bu da toplam 6 tane, 6 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 6 olmuş oldu. Yani kısacası 1 a üzeri m'nin neyinci kuvveti? A üzeri n'nin m'inci kuvvetine, o da a üzeri n çarpı m'ye eşittir diye ifade ediyoruz. Diğer kuralımıza bakacak olursak, diğer kuralımız neymiş? Hemen onu da gösterelim. Demiş ki arkadaşlar, a ve b sıfırdan farklı sayılar olmak üzere, evet, a bölü b'nin eksi neyince, aslında bunların hepsini ben tek bir şekilde şöyle yazabilirim. Burada da neyi ifade ettiğini hemen söyleyeyim. Yeni bir tane sayfada bunu göstereyim size, o kuralları. Evet, yeni bir sayfada boş bir sayfa açtık. Bir başka kurala geçmiş oluyoruz böylelikle. Başka bir kurala geçtik. Peki bu kuralımız bize ne söyleyecek? Diyecek ki şunu söyleyecek: a ile b'nin neyinci kuvvetinin çarpımı, yani şey, neyinci kuvveti, a ile b'nin çarpımı neyinci kuvveti ne demektir? N tane a çarpı b demektir, değil mi? N tane a çarpı b demektir. Bu N tane arkadaşlar. Peki, ben bunları şöyle yazabilir miyim? Yani a çarpı b'ler ayrı ayrı yazabilir miyim? Şu şekilde yazmamın bir sakıncası var mı? Değişme özelliğini ve birleşme özelliğini kullanarak, değil mi? Burada N tane A var. Burada da N tane B var. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? A üzeri N çarpı B üzeri N şeklinde yazabilir miyim? Evet. A çarpı, demek ki ne bulduk biz? Ne bulduk? A çarpı B'nin neyinci kuvveti A üzeri N ile B üzeri N'nin çarpımına eşitmiş. Yani örneğin 6'nın kübüyle, 6'nın kübüyle diyelim ki 7'nin kübünü çarpıyorsak nasıl yazabiliriz biz bunu? 6 ile 7'nin kübünü çarpabilirim. O da 42'nin nesi olur? Kübü olur. 5'in
dördüncü kuvvetiyle 2'nin dördüncü kuvvetinin çarpımını nasıl yazabilirim? 5 kere 2 10. 10'un dördüncü kuvveti diye ne yapabilirim? Yazabilirim. Veyahut da diyelim ki 24'ün 5. kuvveti diyelim ki var. 24'ü ben nasıl yazabilirim? Mesela işte 3 ve 8 diye yazabilirim. Bu 3 ve 8 diye yazabilirim. Bu da 3'ün 5. kuvveti çarpı 8'in 5. kuvveti olur. 8'i de şu şekilde yazabilirim. 8 de neye eşittir? 2'nin kübüne eşittir. 2'nin kübünün 5. kuvveti diye yazabilirim. O da ne olur? 3 üzeri 5 ile 2 üzeri 15'in çarpımına eşit olur arkadaşlar. Yani bunlar çok daha farklı şekillerde kullanılabiliyor bu sorular ama şimdi basit örneklerle devam edeceğim. Peki bunun dışında gene şöyle bir şey daha söz konusu. Şimdi A'nın eksi birinci kuvvetini tanımlayalım. Arkadaşlar A sıfırdan farklı olmak üzere A'nın eksi birinci kuvveti 1 bölü A'ya eşittir. Mesela 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2'ye eşittir. Eksi 5'in eksi birinci kuvveti eksi 1 bölü 5'e eşittir. İşte eksi 3'ün eksi birinci kuvveti eksi 1 bölü 3'e eşittir. 3'ün eksi birinci kuvveti ise 1 bölü 3'e eşittir. Yani 3 üzeri eksi 1 3'ün çarpmaya göre tersidir. Veya eksi 3'ün eksi birinci kuvveti eksi 3'ün çarpmaya göre tersidir. Yani 2 üzeri eksi 1 ile 2'yi çarparsak ne elde ederiz? 1 elde ederiz. Pekala bu durumda 2 üzeri eksi 1'in mesela 2 üzeri eksi 1'in 5. kuvveti nedir? 2 üzeri eksi 5 o da ne eşittir? 1 bölü 2 üzeri 5'e eşittir diye de söylemekte fayda var. Bu da önemli bir özellik ama faydanın tabii ki yani A sayısının sıfırdan farklı olması lazım. Bunun dışında A bölü B'nin n'inci kuvvetini nasıl ifade edebiliriz? Bu A üzeri n ile B üzeri n'nin bölümüne eşittir. Bu aslında aynı zamanda şöyle yazılabilir. A üzeri n çarpı B üzeri 1 bölü B üzeri n de B üzeri eksi n'ye eşittir. 1 bölü B üzeri n, B üzeri eksi n'ye eşittir. Doğal olarak A bölü B'nin n'inci kuvveti, A'nın n'inci kuvveti bölü B'nin n'inci kuvvetine eşit olur. Yani onun 7. kuvvetiyle 2'nin 7. kuvvetinin bölümü ne olur? 10 üzeri, 10 bölü 2'nin 7. kuvvetine, yani 5'in 7. kuvvetine eşit olur. Veyahut da 8 bölü 40'ın, değil mi? 8 bölü 8'in 5. kuvveti bölü 40'ın 5. kuvveti ne olur? 8 bölü 40'ın 5. kuvveti yani 1 bölü 5'in nesi olur? 5. kuvveti olur. O da 5 üzeri eksi 5'e eşit olur arkadaşlar. Tabi bunlarla ilgili çok daha farklı gene örnekler yapabilir. Önemli olan mantığı kavramamız. Peki bunun dışında mesela şunu söyleyebilir miyiz? A'nın m'inci kuvvetiyle A'nın n'inci kuvvetinin bölümünü nasıl hesaplayacağım? Peki A'nın m'inci kuvvetiyle bu A üzeri eksi n'nin çarpımına eşittir. A üzeri m bölü A üzerine 1 bölü A üzerine 1 bölü A üzerine ne eşittir? A üzeri eksi n'ye eşittir. Öyleyse bu ifade A üzeri M ile A üzeri eksi N'nin çarpımına eşittir. Bu da A üzeri M eksi N'ye eşit olacaktır. Yani 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 4 ne yapar? 2 üzeri 7 eksi 4'ten 2'nin kübü çıkar. Veyahut da 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 8'in bölmesi ne demektir? 3 üzeri 5 eksi 8 o da 3 üzeri eksi 3 veya işte 1 bölü 3'ün 3. kuvveti diye ifade edilebilir arkadaşlar. Bunun dışında başka burada vereceğimiz bir kural var mı? Toplamı üçlü sayılarda toplama işlemi nasıl yapılacak diye. Evet, onları da ifade edelim.
Onları şu şekilde yapabiliyoruz. Yani üstel sayıları toplarken mesela 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 4 artı 2'nin kübü. Bunları toplayabilmem için bunların hepsinin bir kere tabanlarının ve üstlerinin aynı olması lazım ki toplanabilsinler. O zaman da şöyle yapmam gerekiyor. 2 üzeri 5'i nasıl yazabilirim? 2 üzeri 5'i 2 üzeri 3 artı 2 diye, yani 5'i 3 artı 2 diye yazabilirim. Burada en küçük 2'nin kübü olduğu için diğer terimleri 2'nin kübü cinsinden yazmak istiyorum. 2 üzeri 4'ü 2, nasıl yazabilirim? 2 üzeri 3 artı 1 diye yazabilirim. Artı 2'nin kübü. Peki 2 üzeri 3 artı 2 neye eşitti? 2 üzeri 3 ile 2'nin karesini çarpma eşitti. Nereden biliyorum? Tabanları aynıysa kuvvetler toplanıyordu. Bunu verdik mi kural olarak? Peki onu verdik mi? Onu hatırlamıyorum o kuralı. Vermesek de vereyim şimdi birazdan. Evet, 2 üzeri 3 çarpı 2 artı 2'nin kübü diye. Ve burada da dikkat ederseniz artık 2'nin kütleri birbirine, bakın hepsinde 2'nin kübü var. O zaman 2'nin kübü ortak parantezine alacağım. Burada 2'nin karesi kaldı. Burada 2 kaldı. Burada da yazmıyor ama bir tane 1 var. O 1'i unutmayın lütfen. Ortak parantez alırken sonucumuz ne oldu? 2'nin kübü çarpı 4 artı 2 daha 6 artı 1 daha 7. Burası da 7 oldu. Peki şimdi şu şeyi de göstereyim. Onu unuttuk herhalde vermeyi ama şimdi göstereyim. A üzeri m ile a üzeri n'nin çarpımı neye eşittir? A üzeri m tane a'nın çarpımına eşitti. Peki bir de ne vardı? N tane a'nın çarpımı var. Burada n tane a'nın çarpımı var. Toplam kaç tane a'yı çarpmışım ben? Toplam kaç tane a'yı çarpıyorum? M artı n tane. M artı n tane. Demek ki bunun cevabı ne olacak? A üzeri m artı n olacak. Yani tabanlar aynı tabii ki olmak şartıyla. Yani 3'ün karesiyle 3'ün 3. kuvveti 3 üzeri 2 artı 5'e, yani 3 üzeri 7'ye eşittir diye ifade ediyoruz. Biraz tersten gitmiş oldu ama herhalde çok da büyük bir sorun olmayacaktır. Eğer tabanlar eşit değilse, mesela 9'un karesiyle diyelim ki 3'ün 4. kuvveti diyelim ki çarpılacaksa, o zaman ilk önce bu çarpışı yapmak için ne yapmam lazım? 9'u 3'ün kuvveti şeklinde yazmam lazım. 9 nedir? 3'ün karesidir. 3'ün karesinin karesi çarpı 3'ün 4. kuvveti ne oldu? 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. O da 3 üzeri 8 oldu. Benzer şekilde bölme işlemi yaparken de mesela işte 3 üzeri 7 ile diyelim ki 27'nin 5. kuvveti yazıyorsa, bunu bölmem için mutlaka her pay ve pay diye 3'ün kuvveti şeklinde yazmam lazım. 3 üzeri 7 bölü 27 nedir? 3'ün kübüne eşittir 27. Peki 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 15. Bu da nedir? 3 üzeri 7 eksi 15. 7'den 15 çıkarsa kaç kalır? 8 kalır. Eksi 8, yani 3 üzeri eksi 8, o da 1 bölü 3 üzeri 8 olur. Şimdi gelelim benim hazırlamış olduğum sorulara, daha doğrusu internetten copy paste yaptık ama sorun yok. Arkadaşlar biz copy paste yaptık valla. Bakın buradaki soruda ne var? 16 tane 3 üzeri 10. Yazabiliyor muyuz? Yazabiliyoruz. 16 tane 3'ün çarpımı 3 üzeri 16'ya eşittir. 10 tane 9'un çarpımı 9 üzeri 10'a eşittir. Şimdi ben bölmeyi bu şekilde yapamam. Çünkü tabanlar birbirine eşit değil. Ama ne yapabilirim? 9'u 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Peki burası o zaman ne oldu? 3 üzeri 16 bölü 3 üzeri 20. Bu da neye eşittir? Bu da 3 üzeri 16 eksi 20'den 3 üzeri eksi 4. 3 üzeri eksi 4 cevaplarda olmadığına göre bu 1 bölü 3 üzeri 4'e eşittir. 3 üzeri 4 de neye eşittir? 81'e eşittir. Cevap ne olacaktır? E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Pekala, 2'nin karesinin 6. kuvveti. Ne yapacağım? 2'nin karesinin 6. kuvveti 2'nin 12. kuvvetidir. 2 üzeri eksi 1'in 3. kuvveti 2 üzeri eksi 3'e eşittir. Tabanlar aynıysa kuvvetler çarpım esnasında kuvvetleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. 12 ile eksi 3'ü toplayacağım. Burada ne yapar? 2 üzeri
9 yapar. Yani C şıkkı yapar. A sıfırdan farklı olmak üzere A'nın eksi birinci kuvvetinin karesi çarpı A üzeri 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti denmiş. Hemen yapalım. Burası A üzeri eksi 2 olacak. Burası A üzeri 1 bölü 2 ile 4'ü çarparsam 2 olacak. Bu da A üzeri eksi 2 ile artı 2'yi toplayacağım. A üzeri 0. A sıfırdan farklı olduğuna göre bu da cevap kaç çıkacaktır? 1 çıkacaktır arkadaşlar. 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti, 1 bölü 8'in eksi 1. kuvveti. Bir kere bu 4'ün 3. kuvvetidir. Bu da 8'in 1. kuvvetidir. Peki 4 nedir? 2'nin karesidir. 2'nin karesinin kübü. Çarpı 2'nin kübü. 2'nin karesinin 3. kuvveti 2 üzeri 6'ya eşittir. Çarpı 2'nin kübü. Bu çarpma işlemini şu an yapabilirim. Bu da 2 üzeri 9 olacak. 6 ile 3'ün toplamı 2 üzeri 9 olacak diye söylüyoruz. 2 üzeri x artı 3, 2 üzeri x eksi 1 sayısının kaç katıdır? 2 üzeri x artı 3'ü 2 üzeri x eksi 1'e bölüyorum. Böldüm. 2 üzeri x artı 3'ten neyi çıkartıyorum? X eksi 1'i çıkartıyorum. Bu da 2 x'ler x eksi x 0 oldu. 3 eksi eksi 1, 3 artı 1 oldu. Yani 2 üzeri 4 oldu. O da 16 yapar. Şuraya birazdan mı geçeyim? Mesela buraya da bakın yapalım. Şimdi burada ortak 2 üzeri x artı 1, 2 üzeri x de 2'nin çarpımı olarak yazabilirim. İki tabanlar aynı olduğunda kuvvetler toplanıyordu hatırlarsanız eğer. Yanında da bir tane 2 üzeri x var. Paydaya bakalım. Paydada da 2 üzeri x ile 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 var. Pay ve paydada neler ortak? İkiler, 2 üzeri x'ler ortak. 2 üzeri x parantezine alacağım demektir. 2 üzeri x parantezine alıyorum. Şurada yanında çarpan olarak da 1 var. Ona dikkat edin. Ben 2 üzeri x parantezine aldım. Buradan birinci çarpandan 2 geliyor. Artı 1 geliyor. Bölü. Burada bakın gene gözükmeyen bir çarpan var. 1 etkisiz elemanımız. 2 üzeri x 1 artı 2'nin eksi birinci kuvveti. 2 üzeri x'ler sadeleşecek. Yukarısı 3 olacak. Aşağısı 1 artı 1 bölü 2 olacak. 3 bölü 2'den cevabımız ne olacaktır? 3 çarpı 2 bölü 3'ten 2 olarak bulunmuş olacaktır. Bunun cevabı 2 olur arkadaşlar. Bu sorunun cevabı 2'dir dedik. Şurası biraz daha aşağıya doğru indireceğiz tabii ki. Şunu da biraz daha aşağı indirelim. Sorular karışmasın birbirine. Mesela x pozitif bir sayı olduğunda, x pozitif bir sayı olduğunda aşağıya gelen hangisi negatiftir diye soruyor. X bir kere sıfırdan büyük. X sıfırdan büyük olduğuna göre x'in eksi üçüncü kuvveti de sıfırdan büyüktür. Eksi x'in beşinci kuvveti. Eksi, bir kere her şeyden önce bakın arkadaşlar eksi x'in beşinci kuvvetine bakacağım. Bir kere x sıfırdan küçükse, şey büyük özür dilerim. X sıfırdan büyükse eksi x nedir? Sıfırdan küçüktür. Öyleyse eksi x'in beşinci kuvveti de sıfırdan küçüktür. Bir de bunu eksi 1 ile çarparsam yani eksi x'in beşinci kuvvetinin eksi kuvveti ne oldu? Sıfırdan büyük bir sayı olur. Yani A şıkkı pozitiftir. B şıkkı da pozitiftir. C şıkkı da pozitiftir. X üzeri eksi 1 de pozitiftir. Peki şuna bakalım. O nasıl bir sayıdır? Şimdi x sıfırdan büyük, x üzeri eksi 2 de sıfırdan büyük ama eksi x üzeri eksi 2 nedir? Sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Bu sıfırdan küçük. Eksi x'in dördüncü kuvvetini almışız. Evet, x sıfırdan pardon, özür dilerim. X sıfırdan büyük olduğunda tabii ki eksi x sıfırdan küçüktür ama eksi x'in dördüncü kuvveti çift bir kuvvet olduğu için bu pozitif bir sayı olacaktır. Bu tarz sorularda x'in yerine madem ki pozitif olduğu için x'in yerine mesela 1 verebilirsiniz. 1 verirseniz işlemleriniz belki daha rahat çıkar. Yani bu şekilde düşünmek size zor geliyorsa x'in yerine en küçük pozitif tam sayıyı yani 1'i yazın. O zaman mesela x'in işte 1'in eksi 3. kuvveti kaç? 1'in eksi 3. kuvveti 1'e eşit. Değil mi? Eksi 1'in 5. kuvvetinin başına eksi koydun. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1, başına da eksi 1 var. Artı ne oldu? Artı 1.
Birin eksi birinci kuvveti ne oldu? Birin eksi birinci kuvveti nedir? 1 bölü 1, o da ne yapar? Zaten gene 1 yapar. Eksi birin eksi ikinci kuvveti ne yapar? Eksi 1 bölü 1 yapar. O da zaten arkadaşlar eksi 1 yapar. Eksi birin dördüncü kuvveti zaten 1 yapar. Bu şekilde bu soruyu düşünebilirsiniz. Gelelim şu örneğimize. Bu örneğimize gelelim. Şimdi onu da şöyle aşağıya indirelim. Evet. Eksi 2'nin 5. kuvveti. Parantezin, bakın parantez dışında bu. Bu tarz sorularda ben o ilk olarak işareti belirlemeyi tercih ediyorum. Yani işaretin kaç olur, ne olacağını belirlemeyi tercih ederim. Eksi 2'nin 5. kuvveti negatiftir. Bu negatif. Eksi 2'nin kuvveti negatif. Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti pozitif. Aşağıya bakıyorum. Eksi 2'nin eksi 2. kuvveti. 2 çift bir sayı olduğu için bu ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Eksi 2'nin 4. kuvveti pozitif olacaktır. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti ise negatif olacaktır. Peki bu durumda yukarısı pozitif, aşağısı negatif olacak. Demek ki cevap sonucumuz kaç çıkması lazım? Bir kere negatif bir sayı çıkması lazım. Bunun sonucu negatif çıkacak arkadaşlar. Önce hemen yazalım. Eksi 2'nin 5. kuvveti, eksi 2'nin 5. kuvveti. Yani benim sonucum şöyle 2 üzeri 5 çarpı 2'nin kübü. Ben çünkü artık bütün bu eksiklerden kurtulmuş oldum. Çarpı 2 üzeri eksi 4. 2 üzeri eksi 4. Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti 2 üzeri eksi 4'e eşit zaten. Eksi 2'nin eksi 2. kuvveti o da 2'nin eksi 2. kuvveti çarpı 2'nin 4. kuvveti çarpı. Zaten başına bir eksi gelecek. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti de eksi 2'nin eksi 3. kuvveti olacağı için burası böyle olacak. Bunu da düzenleyelim. 2 üzeri 5 artı 3 eksi 4 bölü, başında da bir eksimiz var. 2 eksi 2 artı 4 artı eksi 3 dedik. Bu da ne yaptı? 2 üzeri 5 daha 8 4 bölü, paydada ne oldu? Eksi 2 4 daha 2 3 çıkartırsam eksi 1 2 üzeri eksi 1, bu da 2 üzeri 4 eksi eksi 1'den 2 üzeri 5 yaptı ama başında da bir tane ne vardı? Eksi vardı. Cevabımız eksi 2 üzeri 5 oldu arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 5 oldu diye söylüyoruz. Şimdi şöyle farklı bir örneğe daha geçelim. Eksi a'nın, ilk önce bir işaret bakalım. Eksi a'nın 9. kuvveti eksi a üzeri 9 demektir. Eksi a'nın 6. kuvveti ama bakın parantezin dışında değil 6. O yüzden bu da neye eşittir? Burada da bir tane eksi gelecek. Yani başına da bir eksi vardı. İkisinin çarpımı artı olacak. Burası a üzeri ne oldu? 6 oldu. Peki eksi a'nın eksi 2. kuvveti a'nın eksi 2. kuvvetine eşit olacak. Sonucumuz bir kere pozitif çıkacak arkadaşlar. O kesin. Bu çarpımın sonucu da 9, a üzeri 9 artı 6 eksi 2'den ne olur? A üzeri 9, 6 daha 15. 15'e 2 çıkarsa a üzeri 13 olur. Bir de sıralama sorusu var şurada. Ona bakalım. 2 üzeri x 15, 3 üzeri y 105, 5 üzeri z 120. Şimdi ben 2 üzeri x'i 2'nin hangi kuvvetleri arasına sığdırabilirim? Bir kere 2 üzeri 3'ten büyük, değil mi? 8'den büyük. Ama neden küçük? 2 üzeri 4'ten, yani 16'dan küçük, değil mi arkadaşlar? X sayısı. 2 üzeri x yani. Yani bu durumda 2'nin şunu da biliyorum ben arkadaşlar. 2'nin kuvvetleri büyüdükçe 2 arttığına göre o zaman 3, yani buradan x'in 3 ile 4 arasında olduğunu diyorum. Çünkü 2'nin ne oluyor? Kuvvetlerini aldıkça, değil mi? 2'nin kuvvetleri artıyor, öyle değil mi? Artıyor yani bu büyüyor. Yani kuvvetler büyüdükçe 2'nin kuvvetleri de artıyor. Peki benzer şekilde 3 üzeri y. Peki bu 3 üzeri y neden? 3 üzeri 4'ten büyük mü? Evet. Peki 3 üzeri 5'ten küçük mü? Kesinlikle. Demek ki buradan da 4 küçüktür y, o da küçüktür 5 diyebilir miyim? Evet. Peki 5 üzeri z. Şimdi 5'in 3. kuvveti
125 yapar, değil mi? 5'in 3. kuvveti 125 yapar. Pardon, 125'ten küçük ama 25'ten de büyük olacak. O zaman da buradan şu z miydi? Şurası z'ydi. Onu düzgün stresleyeyim. Özür dilerim arkadaşlar. Şurası z. Nerede rengimiz bizim? Şurada. Bu da z. Evet. 2 küçüktür z. O da küçüktür. 3 oldu. Hangisi en büyük olacaktır bunların? Bir kere en büyük olan y. Bu sayılar içerisinde y en büyük. Değil mi? Y en büyük. En küçük olan kim? Z. Ortanca değerimiz de ne? Ortadaki değerimiz de kim? X. Yani kısacası Z küçüktür. X o da küçüktür. Y'dir diye cevaplayacağız arkadaşlar. Şimdilik dersin bunu noktalandıracağım. Bir sonraki derste üstte ifadelerde denklem yani üstü denklemlerin çözümlerini anlatacağım. Arkasından üslü fonksiyonlara geçiş yapacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derse görüşmek üzere diyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın lütfen. Görüşmek ümidiyle.